Esselamu Aleyküm. Şark dünyasının büyük, müstesna ve günümüzün muzdarip eserlerinden Bostan ve Gülistan, Şeyh Sadi Şirazi'nin. Niye günümüzün muzdarip eserlerinden? Çünkü çok fazla kimse bilmez, okumaz. Halbuki günümüzde anlatılan ve hakikaten günümüzün ihtiyacı olan birçok ibretli olay Bostan Gülistan'da ya zikredilir ya da oradan değiştirilerek günümüze aksettirilir. Bakın bir hikayeyi birlikte okuyalım ve mütalaa edelim. Tikle hikayesi. Bu hikayede Tikle isimli vali, ki bu Fars Atabeylerinin üçüncüsü diye geçer, kardeşi Saad Zengin'in yerine tahta geçmiş. Bu kimsenin zamanında kimse kimseyi incitmezmiş, kimse kimseden incinmezmiş. Hatta bırakın diğer özelliklerini, sırf bu incelik bile adının ebedilikle anılmasına yeter diyor Şehzade Şirazi. Ancak Tikle tahttan, saraydan sıkılıyor. Bir gün Allah dostlarından birisine diyor ki, ömrüm boş yere heba olup gitti. Bu geçici saltanat ve taht beni yiyip bitirdi. Asıl saltanat sahibi yoksullardır. Şimdi her şeyden vazgeçip tarikata girmek istiyorum. Hiç olmazsa uzlete çekilir, sadece ibadetle meşgul olurum. Bir ayağım çukurda zaten. 3-5 günlük ömrümü böyle değerlendireyim. Çok tabii, çok safiyane, sadıkane bir talep aslında, değil mi? Yani devlet işlerinden, dünya işlerinden vakit bulup da namazı zor zor kıldıktan sonra belki tesbihatı bile yarım yamalak yaparak tekrar işin başına gitmek. İşte Tikle bundan sıkılmış, bir gönül dostuna, bir hal ehline, bir arife diyor ki, ben bu hayattan sıkıldım, bir tarikata gireceğim, bir hırka, bir tesbih, böyle hayatımı devam ettireceğim. Bakın, padişahın bu samimi itiraflarına karşılık Allah dostu ne diyor? Allah dostu gazaplanarak cevap verdi. Ey şah, ne dediğinin farkında mısın sen? Derhal vazgeç bu düşüncelerden. Senin ibadetin halkına hakkıyla hizmet etmektir. Bakın, böyle insanlar ne kadar lazım, ne kadar muhtacız. Padişaha evet, sen çekil demiyor. Hayır, 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 yanlış. Bu düşünce yanlış diyor. Senin ibadetin halkına hakkıyla hizmet etmektir. Biz burada ne anlıyoruz? Müslümanın için hayatın her anı bir ibadettir esasen. Yaptığı işi güzel yapıyorsa, Allah'tan korkarak ve Allah'a rahatça hesap verecek şekilde yapıyorsa bu ibadettir. Sonra kendisi de bunu lisanen söylüyor Allah dostu. İbadet sadece tesbih, seccade, hırka değildir. Tahtında otur, saltanatına bak. Ahlakın, alçak gönüllülüğün yine fakirler gibi olsun. Ha, zengin olabilirsin ama fakir olmak için illa fakir olmak gerekmiyor. Fakirler gibi davranmak insanı bu mütevazı seviyeye indirebilir. Hizmetlerin sadakatle, sevgiyle, şefkatle yürüsün. Sahte dervişler gibi, bakın, sahte dervişler gibi atıp tutmaya, benliğe kapılma. Tarikatta ibadet esastır. Tarikatta insan niye girer? İbadet etmek için. Tamam, tarikatta ibadet esastır. Önemli olan kalbin safiyetidir. Sen ibadet edip de eğer kalbinde kötü düşünceler besliyorsan bunun bir anlamı yok. Ama şu manaya da gelmesin bu. Benim kalbim temiz, ibadet yapmaya gerek yok. Arkadaşlar, kalbi en temiz olan insan Hazreti Peygamber'di. Ve Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Günde 70, bazen 100 defa tövbe istiğfar ederdi. Kimse kendini bu manada ibadetsiz bir şekilde kalbim temiz diye kandırmasın. Hiç kimsenin kalbi, tekrar söylüyorum, Peygamber aleyhissalatü vesselam kadar temiz değil. Ve şöyle söylüyor bu Allah dostu, parlak sözlerin ibadet değeri yoktur. Eyleme dönüşmeyen söylemler hiçbir zaman kıymet taşımaz. Kalbi temiz ulular hırkalarını
kaftanlarının altına giyerler. Kaftan zenginlik alameti, hırka fakirlik, dervişlik alameti. Esas olan hırkanın kaftanın altında olması. Ne kadar zengin olursan ol, bununla övünme, fakirler gibi davran, fakirler gibi yaşa. Allah seni de beni de cennetine koysun. Selamun aleyküm.